El-kelamu fil gaybiyat ve azabul kabr lil kafirin, kafirler için kabir azabı ve ba'i usatil mu'minin, bazı asi müminler için ve ten'imu ehlil ta'a, taat ehlinin yani itaat ehlinin, iyi Müslümanların nimetlendirilmesi. Nerede? Fil kabir, kabirde. Ve sualu münkerin ve nekir, münker ve nekirin suali, soru sorgusu. Kabirdeki iki tane melek var ya, sabitun, sabittir. Biddelailis sem'iyye, sem'i yani nakli delillerle sabittir. Kabir azabı hadislerde geçiyor. Kabirdeki nimetlendirme de hadislerde geçiyor. Münker nekir de aynı şekilde hadislerde geçiyor. Bunların hepsi hadislerle sabit olan meseleler. Tartışılmış tabii. Yoktur diyenler olmuş, vardır diyenler olmuş. Hemen hemen hiçbir önemi olmayan bir konu. O yüzden çok tartışmaya gerek yok bence. Vardır, yoktur. Allah bilir yani. Çok bizi ilgilendirmiyor. Vel ba'su hakkun, öldükten sonra dirilme haktır. Vel veznu hakkun, amellerin tartılması nasıl olursa artık. Yani normal tartı gibi de olabilir diyor birileri. Ehli sünnetin görüşü bu. Bazıları da başka soyut bir şekilde tartılacak diyorlar. Mutezile'nin görüşü bu. Bunlar da bizi şimdilik ilgilendirmiyor. Ameller en ince ayrıntısına kadar tartılacak. Vel kitabu hakkun, kitap, amellerimizin yazıldığı kitap. Soyut da bir şey olabilir, somut da bir şey olabilir. Ehli sünnet bunların hepsine somuttur, aynı anladığımız gibidir der. Mutezile çoğuna soyuttur der. Yani burada bir kitap yok. Benim şu kitabım gibi bir kitap yok yani. Şöyle bir kitap yok diyor Mutezile. Veya tartı gibi, işte böyle terazi gibi bir vezin yok diyor Mutezile. Ehli sünnete göre var. Kitap dediğim gibi bunun amellerimizin yazıldığı, sağda solda var ya, iyiler sağa yazılıyor, kötüler sola yazılıyor. O. Vessualu hakkun, sorgu, öldükten sonra Allah'ın sorgulaması, amellerimizden hesaba çekmesi. Neye göre? Şu kitapta yazanlara göre. Haktır. Tamam. Vel havdu hakkun, havuz, peygamberimize verilen Kevser havuzu. Haktır diyor. Ayette geçiyor. Açıklaması hadiste geliyor. Ve sıratu hakkun, sırat, cennetle cehennem arasındaki köprü. Kıldan ince, kılıçtan keskin. Buradan geçilecek. Ehli sünnet bunu da aynı şekilde böyle bir köprü olarak algılıyor. Vel cennetu hakkun ve naru hakkun. Cennet cehennem de haktır. Bu konuda zaten ihtilaf yok. Ve huma, cennetle cehennem, mahlukatan, mahlukturlar, yaratılmışlardır. Mevcudeten, şu an mevcutturlar. Ehli sünnete göre. Şeye göre böyle değil. Mutezile'ye göre böyle değil. Bakiyeten, bakidirler. Sonsuza kadar kalacaklar. La tefneyen, yok olmayacaklardır. Cennetle cehennem. Ve la yefna ehluhuma, bunların ehli de yok olmayacaklardır. Cennet ve cehennemin ehli sonsuza kadar devam edecektir. Bildiğimiz meseleler, yani genelde alıştığımız görüşler bunlar. İhtilaflar, tartışmalar var mı? Var. Cennette cehenneme soyut şeylerdir, somut şeyler değildir diyenler var. Filozoflar ve sufiler gibi. Şu an mevcut değillerdir diyenler var. Mutezile gibi. Şu an mevcuttur ve bildiğin ağaçları, ırmakları, hurileri olan bir mekandır diyen ehli sünnet var. Hocam şu an mevcuttur diyenler zaman veriyorlar mı? Ne zaman yaratık, yani ne zamandan beri mevcut olduğuna? Öyle belli bir zaman vermiyorlar. Yani şu an mevcut diyorlar sadece. Çünkü işte Kur'an-ı Kerim'de uiddet lil mu'minin diyor mesela. Veya uiddet lil kafirin, hazırlanmıştır diyor. Mutezile kelamcılara bunu kesinlik içeren bir ifadedir diye yorumluyorlar. Yani mazi fiiller yapıldığı anlamına gelmeyebilir, kesinlik ifade edebilir. Ne gibi? Ayın yarılması gibi ayette yazıyor. İşte ay yarıldı, kıyamet yaklaştı, ay yarıldı. Bu yarıldığı anlamına gelmiyor, kıyamette yarılacağının kesinliği anlamına geliyor şeklinde yorumluyorlar. Bunun gibi yani. Bir de bu katların varlığı akla çok aykırı bir şey değil ki. Sonuçta bu dünyada da yaşıyor olmak, tüm insanların eşit seviyede aynı
hazzı veya azabı yaşadığı anlamına gelmiyor ki. Yani tabii. Orada da velev ki kat var diyelim, işte birinci katta belli bir insan zümresi olsun. Hepsi aynı şeyi yaşamak zorunda değil. Aynı mekanda olmak aynı azabı veya işte mutluluğu yaşamayı zorunlu kılmaz yani. Evet. Katın kendi içinde de değişebilir. İşte duru kişinin kendisine göre değişebilir bu. Tabii. Evet. Küfürde de imanda. Kelamcıları onu bu şekilde yorumluyor. 7-8 rakamını. Yani Allah'ın rahmeti gazabını geçmiştir anlamında onun için. He. Temsili oluyor. Cennet. Evet. O şekilde söylüyorlar. Ama dediğiniz şeyle tabii ki söylenebilir. Hiçbir sıkıntı yok yani. Şimdi şundan dolayı kat meselesine çok takıyorlar. Bunların isimleri var. Firdevs cenneti var, İlliyin var, farklı farklı isimler var. Belirli yerlerdir diyor şeyler, kelamcılar. Tabii filozoflara sorsan bunların hepsi tamamen semboldür, temsildir. Onları şeyde göreceğiz. Bizim felsefedeki kitabın son kısmında biraz değineceğiz bu konulara. Yani tabii kelamcıların, gerek Şia kelamcıları olsun, gerek Ehl-i Sünnet kelamcıları, Mu'tezile hepsi bu konuları nakli delillerden çıkarıyorlar. Ayetlerden, hadislerden bakıyorlar. Burada bu yazıyor, o yüzden böyledir diyorlar. Filozoflar öyle bakmıyorlar. Filozoflar önce aklen bir sonuca varıyorlar. Sonra diyorlar ki bu ayeti aklı merkeze alarak, bizim aklımızın verdiği hükmü merkeze alarak ancak şu şekilde yorumlayabiliriz diyorlar. Daha sonra tabii bu filozofların görüşleri Sünnilerde Sufilerin görüşlerine geçiyor. Şiilerde de işte Tusi aracılığıyla Şia kelamına geçiyor. Nasreddin Tusi aracılığıyla. Dolayısıyla iki tarafta da var yani filozofların görüşlerinin yer bulduğu kısımlar.